Girişim Benim programının değerli izleyicileri, yeni bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda çok değerli dostumuz Feyyaz Ünal bizlerle birlikte olacak. Birazdan kendisini sizlere tanıtacağız. Ancak her zaman olduğu gibi değerli dostum Hulusi'den bize hem sosyal medya araçlarımızı tanıtmasını istiyorum hem de değerli misafirimize. Tabii teşekkürler hocam. Bildiğiniz gibi Facebook sayfamız Girişim Benim. Twitter sayfamız @girişimbenim, e-posta hesabımız girişimbenim@mail.ege.edu.tr. Evet, bugün değişik bir konuğumuz var bizim için. Genç, dinamik ama benim hayatımda önemli bir kişi. Az önce programdan önce de konuştuk sevgili Feyyaz'la. 1998 yılında o da lise öğrencisiyken Junior Achievement Kulübü'ne çağırmıştı. Beni konuşmacı olarak çağırmıştı ve o dönem için sermaye piyasalarını konuşmuştuk. Aradan geçen süre içerisinde Feyyaz kendi gelişimini çok olumlu yönde sürdürdü ve bugün Batı Anadolu Çimento'nun yönetim kurulu üyeliğine kadar yükseldi. Ne mutlu ki o gün öğrenci olan bir kardeşimin gün geldi benim konuğum olması benim adıma çok büyük mutluluk verici bir durum. Tekrar hoş geldin Feyyaz. Hoş bulduk. Ben de çok memnun oldum. Çok iyi de bir anekdot oldu yani başlarken hatırlamanız evet. için. Evet. Özellikle bu nedenle Hulusi'nin önce seni tanıtması istedik. Çünkü üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde bizim çok zaten yürüttüğümüz hali hazırda projemiz var. Birazdan onlara gireceğiz ama. Feyyaz daha lisede başlamıştı evet, bu evet, işe. Ben onu eski, ben de eski ve bu nedenle girişimcilik anlamında da çok iyi bir örnek. Çünkü öğrenciyken henüz daha bu tip aktivitelerle esasında girişimci profili evet. Feyyaz Bey ortaya koymuş durumda. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Yani biraz öğretiminizden, öykünüzden, bu öğrenciyken yürüttüğünüz, çünkü hedef kitlemiz önemli bir kısmı öğrenci. Şey aslında değişti projeler. Yani o şeyi arada anlatmak lazım. Genç başarı için. İzmir Amerikan Lisesi mezunuyum. Koç Üniversitesi işletmeyi bitirdim onun üstüne. Biraz araları açarak anlatacağım. Siz müdahale edin. Lütfen. Üniversitenin birinci sınıfındayken biz öncesinde lisede Genç Başarı, Junior Achievement diye bir kulübe, bir programa dahil olmuştuk. O program çerçevesinde bir şirket kuruyor öğrenciler. Ondan sonra o şirketin işte belli müdürleri, belli departmanları oluyor. Bir ürün üretiyorsunuz, o ürünü satıyorsunuz ve en sonunda o şirketin kapanma sürecini de yaşıyorsunuz. Aslında sıfırdan sonuna kadar girişimcilik serüvenini böyle kişiye aktarıyor aslında. 1900'lü yıllarda bir Amerikalı iş adamı oğluna ekonomiyi ve iş hayatını sevdirmek için başlamış programı. O dünyada yayıldıkça yayılmış. Bizim ülkemizde de 97 yılında ilk defa İzmir Amerikan Lisesi'nde başlamıştı program. Programın hikayesi de girişimciliği, ekonomiyi, iş dünyasını, iş hayatını kişilere aktarmak bir şekilde o vesileyle tanışmıştık. Ortaya çıkarmak kesinlikle benim hayatımda da çok ciddi değişikliklere sebep olmuştur aslında. Üniversiteye başladıktan sonra ilk birinci senede ben dedim ki belki de sizden de biraz esinlenerek ben dedim borsacı olacağım. Yani o bana cazip geliyor. Onun için işletme okuyoruz zaten. Yazın Garanti Yatırım'da staj yapma şansı buldum ve hoşuma gitmedi. Yani dedim ki borsacılık bana göre değil. Yani o benim şey mesleğim o değilmiş. Ama en azından bir iş dünyası ortamının içinde bulunup, bir şirkette bulunup, insanları tanıyıp falan o ortamı yaşama şansı buldum. İkinci yılda kurumsal finansman, işte şirket birleşmeleri, devralmaları, şirket değerlemeleri vesaire o cazip gelmeye başladı. Ernst & Young'da kurumsal finansman bölümünde çalıştım. O da dedim ki bu iş de bize göre değil. Ne şanslısın ya. Son seneye girdik. Son senede Koç Üniversitesi'nde bir bitirme tezi diye bir şey vardır. Ben onu Yılmaz Argüden'le birlikte yaptım. Yılmaz Bey Arge Danışmanlık Şirketi'nin kurucu ve yönetim kurulu başkanıdır. Türkiye'ye 90'lı yıllarda gelmiş. Erdemir'de bir süre görev almış. Özelleştirme idaresinde bir süre görev almış. Ondan sonra kendi şirketini kurmuş ve danışmanlık vermeye başlamış. Kaller'in de Türkiye'deki kurucularından bir tanesidir. Çok iyi tanıyoruz. Ona bir proje yaparken danışmanlık hoşuma gitmeye başladı. Tabii o zaman çok neyin ne olduğunu bilemiyor üniversite öğrencisi. Neyi görüyorsanız örnek olarak karşınızda o size cazip geliyor. Ben de danışmanlık şirketlerine başvurmaya başladım. Bir tanesi dedi ki niye sen Yılmaz Bey'le çalışmıyorsun? Yani onun da bir danışmanlık şirketi var. Yılmaz Bey'e söyledim. Hakikaten ya niye çalışmıyoruz dedi. Dur bakalım dedi ilerleyen projeler var mı? İstihdam edebilecek miyiz falan. Bir görüşme sürecinden geçtik. Sonunda ben Yılmaz Bey'le birlikte çalışmaya başladım. Arge danışmanlıkta. Bir seneyi biraz geçkin bir süre onunla birlikte danışmanlık yaptık. Türk Telekom'un özelleştirmesi o zamana denk geldi.
Belki hocam siz de ilk defa bu kadar detaylı denk evet, geliyordu. Yani bu kadar detaylı daha önce biz de konuşmamıştık. O danışmanlık projeleri içerisinde bir Türk Telekom'un özelleştirmesi kapsamında biz alıcı olan bir tarafa danışmanlık veriyorduk. O bir cep telefonu şirketi, bir sanayi şirketi, birkaç tane farklı yerde farklı projeler yapma şansım oldu ama hep bizim metot aynıydı. Yani önce başlayıp bir mevcut durum analizi yapıp içeridekilerle konuşup, müşterilerle ve tedarikçilerle konuşup problemleri belirleyip bir de rakamsal bir analiz onun üzerine. Yani tabii, şirketin ne dertleri var ve bunun sonucunda ne çıktılara ulaşılabilir. Bir nevi ön fizibilite gibi. Kesinlikle. Onun devamında askerlik süreci geldi ve 2006'da İzmir'e döndüm. İzmir'de bizim ailemin de ortak olduğu Batıçim'de çalışmaya başladım. İlk bir sene bir MT gibi işte bir yönetici yetiştirme programına dahil olduk. Ondan sonra da ilk işte planlama ve iş geliştirme departmanının kurulması bütçe süreciyle başladık. O aşamada da ilk bir senede ARGE'de yaptığım şeyin metodun bir benzerini Batıçim'de uygulamaya çalıştım. Hem içerideki yöneticilerle, çalışanlarla görüşmelerimiz oldu. Hem müşterilerle görüşmelerimiz oldu. Hem de son 5 yıllık rakamların analizini yaptık. Yani bütün faturaların evet, tek tek detayını alıp... Bir bütçe altyapısını oluşturmuş olduk. Aynen öyle. Onun sonucunda da 3 başlıklı bir yapı çıktı. Üniversite sanayi bizim bildiride de ondan bahsediyoruz. 3 ana başlıktan ilki organizasyonel yapılanma. Yani insan kaynakları süreçleri, işe alım, oryantasyon, ücret sistemi, maaşlar vesaireler bunlar eksik olan konular. İkincisi teknolojik altyapı. O zaman AS/400 kullanılıyordu. İşte e-mail kullanımı, bilgisayarlar, network yapısı, bilginin paylaşımı vesaire. Üçüncüsü de pazarlama stratejisi diye özetleyeyim. Ürünün tanıtılması, ürünün müşteri bakış açısıyla geliştirilmesi, şirketin tanıtılması, kurumsal kimlik vesaire. Yani bu üç ana başlıkta belli eksikliklerin olduğu, belli çalışmaların yapılması gerektiği. Yani okay, şöyle özetlersem ben izleyicilerimiz anlamında insan kaynakları, bilgi sistemi ve pazarlama aynen öyle, alanlarında iş geliştirme üzerine bir takım çalışmalar yapılması aynen konusunda öyle, bir yol haritası çiziyoruz. 7 yıldır da bunlarla uğraşıyoruz. Çok güzel. Ama hocam şuradan bunu görüyorum. Sevgili Feyyaz işte liseden getirdiği o girişimciliği. Birçok öğrenci staj yapma fırsatı bulamıyor da var ama yapabileceği halde kovalamayanlar da var. Daha çok laflarım sözüm onlara diyelim. Sen ne güzel ki bir şeyleri denemişsin. Hem de arzu ettiğin bir şeyi alternatifler denemişsin. Alternatifler olmasına rağmen. Evet. Alternatifin ve belki aile şirketi olmasına rağmen kullanabileceğin halde. Şimdiden gitmişin... açık çek herkese vereyim. Biz evet, her türlü staj başvurusunu memnuniyetle değerlendiririz. İşte süper. Yani, harika oldu. Süper. Batı Çim'de de, Batı Enerji'de de, Batı Beton'da da, Batı Söke'de de hem idari tarafta yani muhasebede, insan kaynaklarında, finansmanda hem teknik taraflarda memnun olur. Süper, harika. Sen ama denemişsin, ne diyordun? Sizden etkilendim, borsacılık dedim, gittim denedim. Bana göre değilmiş dedim diyorsun. İşte girişimcilik bu hocam. Yani, çünkü bir kişi hayal ediyor bir mesleği. İşte gidiyor gidiyor, onu tutuyor aklına, ondan sonra onu oluyor. Sonra bakıyor ki hiç ona göre değil. Halbuki okumasını ona göre yapıyor, belli bir yıl harcıyor, belli bir zaman harcıyor. Sonra çok mutsuz oluyor ve mutsuz insanlar türüyor hayatta. Ne mutlu ki sen bunları denemişsin. Bu örnek olması açısından çok önemli gerçekten. Yapabildiğiniz kadar olanakları zorlayıp, stajları yapıp, aa ben bunu sevmedim, bunu sevdim deyip ondan sonra kendine bir rol model alıp ilerlemek. İşte girişimcilik bu demek aslında. Kesinlikle. Programda hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet, ben... Dış dünyanın da farkında olmak lazım. Kesinlikle. Böyle... Bir gün Kalder'in bir sunumunda biri şeyi sordu. Denizi gördünüz mü dedi. Yani denizden kastı diğer şirket, yani aile şirketleri evet, çalışıyorsunuz. Evet. Dış dünyanın farkında mısınız? Diğer işleri, diğer sektörleri biliyor musunuz diye. Ben de bu staj örneklerini anlattım. Yani kişinin de girişimcilik anlamında kendi işimi yapayım, kurumsal hayat mı, akademisyenlik mi veya farklı bir yol mu? Bunlara karar verebilmek için kim var önünüzde örnek? Aileniz var, anneniz var, babanız var, tanıdıklarınız var. Ama bir fiil yaşamadan insan tabii şeyi de çok kestiremiyor. Buna katılıyorum. Zaten Feyyaz Bey'i programa davet ederken de üzerine basa basa söyledik hatırlarsan. Esasında bizim programımızın temel misyonlarından bir tanesi şu bu programı yaparken. Girişimciliği sadece bir sermaye koyup veya bir sermaye temin edip yeni bir iş alanı olarak görmemek gerekiyor. Bunun için de sizin bahsettiğiniz gibi mevcut bulunduğunuz kurumun içinde de esasında bir takım süreçleri iyileştirme, kurumsal bir takım süreçleri geliştirme anlamda da o anlamda girişimcilik her önemli. Doğru bir örnek aynen oluyor. Evet. Ben çimento sektörünü çok iyi biliyorum. Çimento sektörü ve petrokimya sektörü gibi sektörler temelde değişim konusunda
daha üzerinde kapalı demesek yani. Bile daha üzerinde ayrıntılı düşünen ve hızlı olmayan yapılardır. Çünkü çok doğaldır. 24 saat çalışan proseslerin olduğu yapılardan bahsediyoruz. Her iki sektörde ve dolayısıyla değişimi hayata geçirmek çok kolay değildir. Bu anlamda bakıldığında bahsettiğiniz 3 bacak var. İnsan kaynakları diyorsunuz, bilgi sistemi diyorsunuz ve pazarlama alanındaki süreçler ki bugün birazdan konuya gireceğiz. Esasında hem Ege Üniversitesi Batıçim arasında farklı alanlarda çok güçlü bir işbirliği var. Hem de diğer taraftan 2 hafta önce yapılan 3. Sanayi Şurası'nda bizim Feyyaz Bey'le birlikte hazırladığımız, onda değerli katkılarıyla, ortaklaşa çabayla hazırladığımız bir bildirimiz var. O bildiriyi de gönderme yapacağız. Nereye getirmeye çalışıyorum? Bu çabaları sürdürmek de bir girişimcilik örneği. Onun için değerli izleyicilerimize iyi bir rol model olacak kanaatindeyim. Evet evet, sözünü kesiyorum hocam. Yani Feyyaz'ın girişimciliği devam ediyor. Evet yani ben biliyorum sizin hazırladığınız kurumsal girişimciliğe dönmüş. Kurumsal işte. Girişimciliğe dönmüyor ama beraber hazırladığınız o son yanlış söylemeyeyim. İzleyicilerime söyleyeyim, seninle de birlikte hazırlayacağız zaten. Yeni evet hazırlayacağız onu. Ama esin kaynağı olan yine sizin bu çalışmanız evet, oldu bize de. Evet, hani evet. Sadece kurumdaki değişimi değil, diğer taraftan üretkenliği de devam ettiriyor olmanız o anlamda çok güzel gerçekten. Yani çok iyi bir rol model oldu bu programda sevgili Feyyaz. Etkileşmeden kurumun da gelişmesi mümkün değil. Yani tabii. Üniversitede çok ciddi bir bilgi birikimi var. Bizde de çok ciddi bir ihtiyaç var o bilgi birikimine. Belki üniversite için de pratik bir uygulama tabii, alanı tabii. sunuyor sanayi veya ticaret şirketleri. Ha, ben bir yani başka boyutunu da söyleyeyim. Yani birazdan anlatacağım ama yani sonuçta kendileri üniversiteye geldiler. Bu da önemli bir şey. Tabii. Yani sadece üniversitenin gelmesini beklemiyorum. Bunu birazdan anlatacağım. Yalnız bu noktada tabii şu tespit de yapmak lazım. Yani özellikle bilgi sistemi anlamında yaptığınız değişim bana göre diğer ikisine göre çok daha radikal. Çünkü insan kaynakları alanında yapılacak süreç iyileştirmeler genelde daha soft operasyonlardır. Soft derken değişimi tetiklemek anlamında biraz daha şeydir. Veya pazarlama alanında yapacağınız şey ama bilgi sistemi hele AS400 gibi ki ben izleyicilerimiz için söyleyeyim. AS400 benzeri sistemler büyük işletmelerde güçlü altyapılardır. Bilgi sistemi altyapıları ve çok değişim, sistemlerdir evet, aslında. Evet, yani değişim konusunda biraz böyle zor evet. göze alacağınız, riskleri zor göze alacağınız sistemlerdir. Yeni bilgi sistemine geçişi nasıl kurguladınız? Nereden? Ve başarıyla şu anda uyguladığınızı bildiğim için söylüyorum. Bu da çünkü önemli bir girişimcilik hikayesi. Bahsedeyim kısaca. O üç ana başlıktan önce şeyle başladık. Teknolojik altyapının geliştirilmesiyle başladık. Bizim aslında niyetimiz bütçeyi daha doğru bir altyapıda götürmekti. Onun için konuşmalara başlayınca fark ettik ki bizim AS400 yapısı bunu destekleyemeyecek. Bizim istediğimiz raporlamaları veremeyecek. Bizim istediğimiz bütçe yapısını biz AS400'de götüremeyeceğiz. Peki ne yapmak lazım? O ERP programını değiştirmek lazım. Kurumsal kaynak planlaması yazılımlarına geçmek lazım. Programını değiştirmek lazım. Oracle'la, SAP'le, Microsoft Axapta'yla ve Netsys'le görüşmelerimiz ve konuşmalarımız oldu. Bir seçim projesi yaptık. Şirketin içerisindeki herkesi bu seçim projesine dahil ettik. Bir proje takımı oluşturdunuz. Bir proje takımı oluşturduk. Onun da bir metodolojisi vardır. Tabii ki. Anlat. Oracle'ınkinin adı AIM'dir mesela. İşte bir proje sponsoru vardır. O şeyi ücreti ödeyen. Bir proje lideri vardır. O projeyi gerçekleştiren. Her ekibin her modülünün altında da belli liderleri sözünüz vardır. Sözünüz kesmiş olmayayım. Yani izleyicimiz bu modelleri Google'da yapacakları bir araştırmayla çok rahatlıkla bulabilirler. Bulabilirler. Bir proje ekibi oluştu. Bir seçim sürecinden geçtik. Oracle ile SAP çok yakın çıktı birbirine. Bana bu soruyu da birkaç sefer sordular. Neden Oracle diye. Çok detayına girmeyeyim ama bizim seçme nedenimiz SAP'nin ABAP üzerine Oracle'ın biraz daha böyle Java tabanlı olmasıydı. Sonuçta ABAP, oylamada o çıktı yani. O çıktı kısaca. Evet. Ondan sonra, uygulamaya karar verdikten sonra 9 aylık bir implementasyon süreci. Bir şansımız işlerindeki en yenilikçi, en girişimci, en istekli olan kişileri biz proje ekibine dahil edebildik. Yani onlar ne kadar yoğun olurlarsa olsunlar. Biz onlardan bu projeyi yaparken alabileceğimiz desteği almak üzere ekibi o kişilerden oluşturduk. Öbür türlü hani vakti daha müsait olanları yönlendirdikleri zaman biraz daha başarı düşük olabiliyor. Güzel bir ekip kurduk. O ekip 9 aylık çok ciddi bir çalışma yaptı. Önce Batıçim'i devreye soktuk. Batıçim'in arkasından grubun 7 şirketi var. Onları da peyderpey
2 yıla yaygın bir süreçte bunları gerçekleştirdik. Verdiğimiz önemli kararlardan bir tanesi AS400'ün kontağını kapattık. Oracle'ın kontağını açtık. Yani paralel götürelim, çıktıları karşılaştıralım, bu radikal tutturmaya çalışalım. Çok radikal, evet. Demedik. Çünkü orada insan çok yorulabiliyor. Rakam tutmayacaktır. Çünkü ikisinin mantıkları çok farklı birbirinden. Çok mu rahat oldu? Hayır, çok rahat olmadı. Yani alışılmış aksine çok bir rahatsız oldu. Düzen var. Rahatsız olan insanlar oldu. İşten ayrılanlar oldu. Yeni düzene adapte olmak istemeyenler oldu. Yani bir dönüşüm de yaşandı aslında. Fakat biz iş süreçlerini daha verimli, daha hızlı, raporlamayı daha kolay yapabilir hale geldik. Oturması da 3 sene sürdü programın. Bu tam bizim business system re-engineering dediğimiz proses. Yani iş süreçlerinin, iş sisteminin tekrardan yeniden tasarımı şeklinde. Bu yapısal değişik. Niye özellikle söylüyorum? Feyyaz Bey tabii bu projenin de yöneticisi. Lideri. Zamanda, evet. Lideri. İşte bu anlamda da esaslı girişimciliği sadece... Ya kurumsal girişimciliğin en önemli olarak çok iyi görünüyor. Bunlar çok mühendislik tabanlı, güçlü süreçlerde değişim yapmak çok kolay iş değildir. Yani ben bunu farklı tecrübeler çok iyi biliyorum. Petrokimya gibi, çimento gibi sektörlerde radikal değişiklikleri yapmaya kalktığınız zaman. Bu dönemde de başarıyla sonuçlandığınız için sizleri de tabii tebrik ediyorum. Sağ olun. Müsaade ederseniz ben konuyu biraz da üniversite sanayi işbirliğine getirmek istiyorum. Çünkü esas üniversite sanayi işbirliği anlamında da biraz daha bahsettiğiniz gibi yani hem staj anlamında hem diğer çalışmalar anlamında öğrencilerimize yani sadece Ege Üniversitesi değil tüm öğrencilerimize açık bir davet yaptınız. Ama bu da özellikle yine kurumsal girişimcilik anlamında çaba göstermek isteyen gençler için büyük bir fırsat. Ancak tabii şuraya da getirmeye çalışıyorum. İlk üniversiteye siz geliyorsunuz. Sayın rektörümüze geliyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle bir case var. Yani bizim Feyyaz Beylerle ilk tanışmamız esasında biraz geçen da böyle. Geçen sene. Ve diyorlar ki biz şu alanlarda üniversitede neler yapabileceğimizi araştırmak istiyoruz. Ve bunlardan bir tanesi bizim in-house MBA dediğimiz veya kurum içi işletme yönetimi eğitimi dediğimiz bir eğitim talebinde bulunuyorsunuz. Diğeri de Ziraat Fakültesi ile birlikte özellikle fabrikanın bitkisel perdelemesi ve yeşillendirilmesi, sanayi yeşillendirilmesi gibi bir proje. Biraz oradan başlayarak bu öyküyü ben sizin anlatmanızı isteyeceğim. Ben biliyorum ama sizin anlatmanızı isteyeceğim. Hocam. Bir sene anca olacak geleli. Evet. Önce rektör hanıma randevumuzu aldık, gittik. Zaten hem babamı çok iyi tanıyor mütevelliyetinden dolayı, hem kurumu çok iyi tanıyor rektör hanım da. Sağ olsun bize hani çok sıcak bir karşılamayla karşılandık. İki tane düşüncemiz vardı. Bir tanesi dediğiniz gibi bir işletme yönetimi sertifika programı. Orada bizim mühendis kökenli çalışanları daha çok işletme bilimiyle ilgili biraz daha ısındırmak. Pazarlamayı, satın almayı, insan kaynaklarını. Çünkü Oracle'dan sonra şöyle bir şey de gerekli oldu. Artık iş sadece bakımı yapmak değil. Artık iş sadece üretimi yapmak değil, bunun nerelere dokunduğunu da görmek. Çünkü üretimin de bakımın da satın almaya dokunan bir tarafı var. Tabii zincirin tabii tüm halkalarını görmek lazım. Kesinlikle. Adına. Minimum maksimum stokları belirlemek gerekiyor. Muhasebeye dokunan bir tarafı var. Yani muhasebe ayı kapatıp da yönetim kurulunu yapabilmek için bakımın, üretimin, satın almanın diğer birimlerin aslında işlerini bitirmesi gerekiyor. Bunların hepsini birleştirince biz bu sefer o kişilerin yaptıkları çok ufak hatalar bile bizim ayı kapatamamamıza neden olmaya başladı. Yönetim kurulunu yapamamamıza neden olmaya başladı. Kişilerin de şirket nasıl yönetilir ve her bütün süreçlerin üretimden da oluşmadığını bilmeleri lazım. Kesinlikle. Burada da bir ihtiyaç ağası oldu. O da işletme yönetimini biraz daha bilmek, anlamak, tanımak. Program aslında biraz ona hizmet ediyor şu anda. İkincisi de Ziraat Fakültesi'yle. Biz dedik ki Batıç'ım daha yeşil olmalı, daha sempatik görünmeli, daha çevreci olmalı. Bunun için biz filtreden tutun kapalı stokoyla kadar birçok yatırım yapıyoruz ama dışarıdan baktığınız zaman da o bitkisel perdelemenin olması lazım. Mesela Bodrum yoluna giderken sol tarafta bizim Batı Söke Çimento Fabrikası vardır. Evet. Ben yarıdan fazla çimento fabrikasını gezdim Türkiye'deki. Orası kadar güzel bir fabrika başka hiçbir yerde görmedim. Yani onun yeşilliği, sulak, verimli bir ovada olması ve zamanında dikilen ağaçlar şeyi çok farklı bir hale getirmiş etrafı. Evet. Burası için de aynı şeyi yapmayı hedefledik üniversiteyle birlikte. Şimdi inşallah Şubat ayında
ilk 40 ağacımızı diktik şeyde geçen sene Mayıs ayında. Şimdi Şubat ayında geri kalan ağaçlarla birlikte 1000'e tamamlayacağız. Ve o ağaçlar büyüdükçe işte damlama sulamayla vesaireyle daha yeşil, daha çevreci bir Batı'cım göreceğiz. Ve İzmir'den Kemalpaşa istikametine giderken ya ne kadar güzel olmuş diye inşallah anlatacağız diye ümit ediyoruz. Fakat Haluk Hocam'la tanışmış olmanın da farklı getirileri oldu. Yani şimdi bizim aklımızda olmayan onlar bizi tanıdıkça da farklı öneriler gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi performans yönetim sistemi. Bizim böyle bir hazırlığımız vardı. Hocam dedi ki bunun geliştirmesini birlikte yapalım. Yine senenin başından beri onu götürüyoruz. Sene sonunda inşallah devreye alacağız. Batıçim'deki 200 beyaz yakayı kapsayan performans yönetim sistemini biz Ege Üniversitesi ile birlikte geliştirdik. Bittikten sonra inşallah işe alımla ilgili bir düşüncemiz var. Bir santez uygulaması yapıyoruz birlikte. Başvurusu yapıldı. Üretim planlama projesi üzerine çalışıyoruz. Yani üretimi ve satışı daha iyi nasıl koordine edebiliriz diye. Başka hocam. Belki şimdi sosyal medya alanında ben burada şunu anlıyorum. Biz sevgili Feyyaz konuları böyle programa sığdırmaya çalışır şekilde konuşuyor. Hocam soruları az sormuyor. Yani bir zip bir program oluyor. Yoksa bir konuşsak herhalde bu fena gidecek. Çok işler yapmışsınız bu arada yani. Onu görüyorum yani. Hakikaten öyle. Ama şöyle bir şey var. Şimdi zaten son Sanayi Bakanlığı'ndaki beraber ortak sunduğumuz tebliğe de gönderme yapacağım. Feyyaz Bey'le bizim ortak çıkış noktamız belki de biraz meslektaş olmamızın da getirdiği etkiyle esas üniversite sanayi işbirliğinin de sadece mühendislik ve Ar-Ge gibi hard skill alanlarla değil esasında yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi, tabii, özellikle işte insan kaynakları yönetimi, performans yönetim sistemleri, diğer taraftan iş süreçlerinin iyileştirilmesi gibi bir takım alanlarda da olabileceğini göstermek adına ve biraz da Şura'ya gelelim. Şura yıllar sonra en son 95'te yapılmış galiba. 95'te yapıldıktan sonra üçüncü kez ilk defa toplandı. Ben bir şey biliyorum ki Şura'da galiba bir tek sizin tek ana oturumdaki ana oturumda ilkti. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Feyyaz Bey'e başka kanaldan, TÜSİAD üzerinden geliyor davet. Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası'ndan. Bana üniversite olarak geliyor ve biz esasında hiçbirimizle konuşmadan önce beraber bir şey yapalım mı diye yola çıktık. Ve esasında beraber bir şey yapmak adına da üniversite sanayi işbirliği üzerine odaklanmış iş adamı ve hoca kimliğiyle sunulan tek tebliğiydi. Evet, o tebliğ de şu anda Sanayi Bakanlığı'nın web sayfasında da yayınlanmak üzere. Şura kararlarına girdi. Yani bildirilerin arasında yer aldı. Bir de Şura'ya da maddeler etti. Yani o da çok hoş bir şey. Evet. Biraz anlatır mısınız ya? Ben de öğrenmiş olayım detayları. Şöyle, Şura'nın temel amacı Avrasya bölgesinde orta ve üst düzey teknolojilerde Türkiye'nin teknoloji üstü olması için uygulanması gereken yol haritasının belirlendiği bir şura. Gerek bakanlığın, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, gerekse bürokratların, gerek öğretim üyelerinin, gerek sanayi temsilcilerinin katıldığı çok geniş katılımlı bir açılış toplantısı da Sayın Başbakanımızın da katıldığı bir toplantıyla yapıldı ve 2000 üzerinde katılımcının olduğu bir yapıydı. Ve 3 gün sonra süren şurada farklı başlıklar tartışıldı. Bu başlıklardan bir tanesi de üniversite sanayi işbirliğinin geliştirmesi anlamında neler yapılacağıydı. Ar-Ge alanında var. Ben izleyicilerimiz için söylüyorum. 3. Sanayi Şurası şeklinde Google'da araştırdıklarında zaten bununla ilgili web sayfasına ve oturum başlıklarına erişebilirler. Çok fazla oturum vardı. Bizim katıldığımız oturumda biz şu tebliğimizde işte bu hipotezi kurguladık Feyyaz Bey ile birlikte. Aynı zamanda üniversite sanayi işbirliğinin iş süreçlerinin iyileştirmesi alanında insan kaynakları, finansman, pazarlama ve üretim yönetim alanlarında da geliştirilebileceğini hipotezini ortaya koyduk ki zaten üçlü sarmal modeli olarak tanımlanan yeni paradigma kamu, üniversite sanayi işbirliğinde bu alanları da bir hedef olarak ortaya koyuyor. Tabii Feyyaz Bey'in biraz evvel bahsetmiş olduğu örnekler de esasında bizim üniversite sanayi işbirliği anlamında başarı öyküsü olarak da tebliğin sonuna koyduğumuz örneklerdi. Bu nedenle bayağı ses getirdi. Özellikle örnek şurada sunulması anlamında başka
işletmeye örnek sunulması anlamında bu MBA programı özellikle. Yani eğitimin esasında üniversitede sadece değil firmanın içinde yapılabileceğini göstermesi anlamında ki şu andaki bir evet çalıştığımız 20 mühendis Batıçim'in gerçekten kendi alanlarında uzman. Fabrikayı belki tekrardan kurabilecek bilgi birikimine, kapasiteye sahip bilgi işçileri. Ama Feyyaz Bey'in de biraz daha söylediği gibi işletmeden bugün rekabet edilebilirliği sadece imalatı ne kadar iyi yaptığınızla değil, aynı zamanda diğer iş süreçlerinde buna bütçe dahil, maliyet dahil gerçekleştirebildiğinizle ilgili. Dolayısıyla özellikle o tarafı değil mi çok ilgi çekti. Süremiz de daralıyor. Ben sevgili Feyyaz'a şunu sormak istiyorum. Siz firma olarak Türkiye'de ünlü eğitim şirketleri var biliyorsun. Böyle çeşitli eğitimler var. Ve bu bahsettiğimiz hizmetleri onlardan da satın alıyor olabilirdin. Niye üniversite? Bu güdülemenizi anlatırsanız herhalde izleyicilerimiz bunu merak edecektir. Aslında çıkış noktası benim eşimin ortak olduğu bir boru üreten bir şirketleri var. İzmit'te, Kocaeli'de. Kalibre Boru diye. Onlar otomotive beyaz eşyaya boru üretiyorlar. Onların yeni fabrikanın açılışında Sanayi Bakanı'nın kendisi açtı fabrikayı. O esnada işte bir anekdot, işte bütün dünyada üretilen arabalarda bizim bir parçamız vardır dediler. Bakanın çok hoşuna gitti falan. Laflardan bir tanesi de üniversite sanayi işbirliğini uygulayan kurumlardan bir tanesiyizdi. Benim ilk duyuşum oradan. Biz kurum olarak yani Batıçim olarak daha önce Ege Üniversitesi ile bir telsiz projemiz olmuş. 9 Eylül ile bir insan kaynakları ile ilgili projemiz olmuş. Ama benim şahsen ilk duyduğum yer Kalibre Boru oldu. Bu işi de anlatmadan, yani bu bilgiyi paylaşmadan insanların farkında olup da bunu uygulamalarının mümkünatı yok. Onun için biz hem şurada hem çeşitli mecralarda bunu da biraz aslında anlatmaya, reklamını yapmaya çalışıyoruz evet, ki o yüzden, insanlar evet. Bu örnekten feyiz alsınlar diye. Bilgi Üniversitesi'nin kapısını çalsınlar, yardım istesinler. Aynen öyle. Mi? Niye öyle bir şey yaptık? Üniversitede ciddi bir bilgi potansiyeli ve birikimi var. Çok değerli öğretim görevlileri var. Bu öğretim görevlileri sadece akademisyen olarak değil, aynı zamanda özel sektörle de birlikte iş yaptıkları için farklı şirketlerin uygulamalarından da haberdarlar. Biz hani içinde bulunduğumuz sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ancak diğer şirketlerin uygulamalarını biliyoruz. Fakat bir eğitim şirketi ne kadar tecrübesi varsa o kadar bize destek olabilecektir. Ama üniversite hem akademik bilgi birikimini hem özel sektörle yapmış olduğu işbirliklerinden kaynaklanan bilgi birikimini bize getirebilir düşüncesiyle üniversitenin daha doğru bir kaynak olabileceğine karar verdik ve sağ olsun Ali Kocamlar da birlikte şeyi belirledik programı. Tabii içeriği falan birlikte bize yönelik bir şey yapmak terzi istedik. İşi. Bir terzi evet, işi program yapmak istedik. Bence çok da başarılı olduk. Yani şey bitmek üzere, program bitmek üzere. Artık diploma aşamasına geliyoruz. Ama yeni programlar geliyor galiba. Ben onun ayak izi şeylerini hissediyorum. Devam ettirmek istiyoruz. Evet, yani evet. Bir sertifika programını devam ettirmek istiyoruz. Bizde daha eğitimi bekleyen çok fazla insan var. Değil mi? İçeride evet. Beklentiyi de arttırdık. Yani insanların hoşuna da gitti. Bir de seneler sonra birilerine de üniversiteye dönme şansı tanıyorsunuz. Sevgili Feyyaz çok teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik. Ederim. Uzun bir yerden sonra seninle karşılaşmak, anıları yad etmek güzeldi. Kesinlikle. Ama harika bir rol modeldin bugün bizim programımız için. Sağ olun. Çok hocam, teşekkür ederim. Yani şöyle bir şey de var. Onu da söyleyeyim. Farklı yönleri de var Feyyaz Bey'in. Yelkenle ilgili çok onu çocukluğundan gelen. Yelkenle ilgili. Ve şöyle de söyleyeyim. Yani ciddi dereceleri de var. Yani esas da o girişimci kanına baktığınız zaman. Orada da girişimcilik sporcu olarak. Bir gün de ona Zaten biliyorsun evet. Böyle. Oralara girme fırsatımız oldu. Programda maalesef olmadı. Biz bir dahaki sefere yeni öykülerle birlikte içine biraz da onu yedirerek İnşallah. Tekrar misafir etmek istiyoruz. Daha spor bir ortamda yaparız belki. Evet. Katılımınız için çok teşekkürler. Arkasında bir girişimci kimliğiyle Feyyaz Ünal Bey'i konuk ettik. Tartıştığımız konuların, ele aldığımız konuların sizlere yeni fikirler, yeni iş alanları veya esasında kurumsal girişimcinin nasıl olabileceği konusunda bir takım mesajlar verdiği kanaatindeyim. Özellikle öğrencilik yıllarındaki kendinize yapacağınız yatırımın ne kadar önemli gelecek için olduğunu görmüş olduk. Bir başka programımızda tekrar buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.